Herkese merhabalar arkadaşlar. Fonksiyonlar soru çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar fonksiyon soru çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Aralık programımız açıklandı. İlk önce ona bakalım arkadaşlar. Bugün ayın ikisi perşembe günü ve aralıkta çok güzel bir plan program yapılmış sizin için. Her şey düşünülmüş. Ne kadar öğretmen olsam da ben de bu programı bayılıyorum. Çünkü planlı programlı olmak gerekiyor. Ben hala sabah altı buçukta kalkarım. Planımı programı yaparım. Günüme öyle başlarım. İnşallah siz de haftanızı, gününüzü, ayınızı bu şekilde planlıyorsunuzdur. Tonguç Akademi sizler için ders programı yapmış. Bakın arkadaşlar sadece hangi gün hangi videoyu izleyeceğin değil. Aynı zamanda altında ödev de var. Ödevi de söylüyor. Hemen biz de söyleyelim. Dinamo kitabımızdan arkadaşlar soru bankasından yani fonksiyonlar 89'dan Nereye kadar gidiyor arkadaşım? Hemen bakalım. 150'ye kadar gidiyor. Yani 90 ile 150 arasını yapmanı tavsiye ederim ki zaten yapmışındır. Bugüne kadar en az 6-7 video attık. Onlarda ödevler vermiştik. 0'dan 10'a kadar sıfırdan 10'a kadar diyorum. 0'dan 10'a kitabımızda da ne vardı arkadaşlar? Yine 94. sayfadan yine 150'ye kadar konularımız devam ediyordu. Fonksiyonları anlatmıştık. Bakın buraları lütfen yapın. Ödevimizi baştan verdik. Fonksiyonlar çok önemli çünkü üniversite sınavında fonksiyonlardan gerçekten abanıyorlar. Bu kısımdan güzel sorular soruyorlar. Tabi basit, orta ve zor olmak üzere her çeşidinden soru gelebiliyor. Biz bakalım başlayalım. Bugün sizlere soruların yanlarında da ne olduklarını yazdım. Birinci sorumuz fonksiyon kavramıyla alakalı soru. Müthiş bir soru yelpazemiz var. Mükemmel bir soru çeşidi var. Hepsinden de bomba sorular var. Sakın kaçırmayın. Aşağıdaki bağıntılardan hangisi fonksiyondur? Biliyorsun ki bir fonksiyon olması için bağıntının bağıntının fonksiyonu olması için ne gerek vardı arkadaşım? Bu kümeden bu kümeye elemanlarım gidecekti. Mesela 1 2 3 varsa karşı tarafta bir elemana gideceklerdi. İki kişi aynı elemana gidebilirdi. Yalnız buradaki herkesin karşıya gitmesi önemliydi. Buradaki elemanlar karşıya gidemezse ne olurdu arkadaşım? fonksiyon olmazdı. O bağıntı olarak kalırdı. Ama buradaki elemanlardan bir tanesi iki kişiye giderse o zaman yine fonksiyon olmazdı. Haberin olsun. Burada açıkta eleman kalmayacaktı. Geldim buraya. A tam sayılardan reel sayılara. Dikkat et. Sen x'lerin yerine tam sayı koyacaksın. Cevapların da kocaman reel sayılar kümesinin içinde olacak. Bakalım doğru mu? f(x) fonksiyonu kökün içinde x artı 3 vermiş. E, bir dakika. Eksiler yok mu kökün içinde? Var. Mesela eksi 4 verirsen çift dereceli kökün içinde eksi olur mu? Olmaz. Kök eksi 1 olmayacağı için benim tam sayılarımda şurada bir eksi 4 var ki karşıya gidemiyor. Çünkü tanımsız oluyor. O zaman ne diyorum? Bu bir fonksiyon değildir. Doğal sayılardan reel sayılara doğal sayıları düşünüyorum. İçinde 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Gel gör ki matematiğin en sıkıntılı, yerlerinden biri burasıydı. İkincisi de rasyonel ifadenin paydası sıfır olmamalı. Olursa bizim için ne olur? Tanımsız olur. 3x 6 3x 6 eşittir sıfırsa gördüğün gibi x2 olduğu anda bu da ne oluyor? Tanımsız oluyor. Peki doğal sayılarda 2 var mı? Var. O zaman bakın tanım kümemdeki 2 sayısı karşıya gidemiyor. Gidemiyorsa tanım kümesindeki herkesin gitmesi gerektiği için olmuyor. Geldim buraya. Tam sayılardan tam sayılara gideceğim. Burası tam sayı. Karşı tarafta benden ne istiyor h fonksiyonu? 3x artı 7 bölü 5. Tam sayılardan bir 1 ver arkadaşım. 3 artı 7 bölü 5. 10 bölü 5 2. Oldu. 2 ver. 13 bölü 5. Bir dakika ya. Cevaplarım tam sayı olması gerekiyordu. O zaman yine 2 karşıda bir yere gidemiyor. O zaman burada da ne oluyor? Tam sayılar tam sayılara gidemiyor dedim. Ve bu soruyu da geçtim. Doğal sayılardan doğal sayılara. Hemen 1 bir koyalım. 1'in karesi 1. 1 çıktı. 0. Eksi 3. Hayda. Daha 1 karşıya gidemedi. Eksi 3 oldu. Çünkü benim gitmem gerekenler burada doğal sayılar döşenmişti. Ben de doğal sayılarda bu yoktu. Gidememişti. Ama bakın arkadaşlar. R'den R pozitife gideceğiz. Ve burada ben x'in yerine ne koyarsam koyayım sayımız 0'dan büyük olacak. Eşit bile olamıyor. Artılara gidiyor mu? Gidiyor. R artılara gidiyor mu? Gidiyor. Bütün reel sayılar artı reel sayıların içinde hangi elemana denk gelirse geliyor. Herkes karşıya gidiyor. Ve benim verdiğim bir elemanın karşıda iki cevabı var mı? Yok. O zaman ne diyorum? Doğru cevabım E diyorum. Bunu sakın kaçırmayın. Fonksiyon kavramını anlatmış olduk. Ve fonksiyonlarda işleme geçmiş oldum. Fonksiyonlarda işlem neydi arkadaşım? Sana böyle kapalı bir eğrinin içinde ne yapacaktı parantez içinde? F artı G verecekti. 2F eksi G verecekti. F çarpı G verecekti. F bölü G verecekti. Sen ne yapacaktın? Bunları sadece ayıracaktın. Başka hiçbir bir action'ın yoktu. Gerçek sayılar kümesinde F ve G fonksiyonları tanımlıymış. Gx fonksiyonu nedir diyor. Bakın yapacağımız şey şu. 2 tane fx eksi gx. Bakın fonksiyonlarda işlem deyince sen sadece bunları böyle ayıracaksın. Ve sonrasında da altında da bak fx art, f, f, artı gx diyor. Sen de bunu fx artı gx diye ayıracaksın. Bak dikkat et şimdi arkadaşım. Bana gx'i soruyor. Sen gx'i sorduğuna göre taraf tarafa toplarsan fx'i bulursun. Ama aşağıyı bir eksi 2 ile çarparsan eline ne gelir? Yukarıyı yazalım ilk önce. 2 fx eksi gx eşittir ...7x eksi 45, 41... ...eksi 2gx yaparsan... ...pardon eksi 2 ile çarparsan... ...eksi 2fx... ...eksi 2gx... ...eksi 4x... ...burası ne oldu arkadaşım? Eksi 16 olmuş oldu. Buraları da halletmiş oldum. Şimdi bakın... ...hepsini yaptıktan sonra... ...yine taraf tarafa toplayalım ki... ...2fx'ler f gitsin. Taraf tarafa toplarsam... ...eksi 3gx geldi taraf tarafa toplarsam 3x oldu taraf tarafa toplarsam da gördüğün gibi bu arada şurayı yanlış yazmışım onu düzelteyim burası eksi 2 ile bunu çarparsam artı 8 oldu ne alaka eksi 10 eksi 16 yazmışım ne alakaysa yazdım artı 8 diye taraf tarafa topladığımda da burası da eksi 33 olmuş oldu eksi 33 olduğuna göre her taraftan eksi 3'ü götürürsem ne oldu arkadaşım sana gx eşittir Eksi 3'e böldüm. Burası gx kaldı. Burası eksi x kaldı. Burası da artı 11 oldu. Neden? Çünkü eksi eksi artı oldu. 33 bölü 3'te 11 olmuş oldu. Bu güzel soruyu da bitirmiş oldum. Geldim bir sonraki soruma. Arkadaşlar fonksiyonlarda fonksiyon kavramını yaptık. Fonksiyonlarda işlemi anlattık. Özet geçtik. Şimdi de fonksiyon çeşitlerimiz vardı. Bir dünya fonksiyon çeşidi vardı. Başlayalım. Birim fonksiyon diyor bana ve burada da bir şey vermiş. Birim fonksiyon deyince aklına ilk gelecek şey fx eşittir x olması. Yani içeri neyse dışarının da olması. Ama genellikle birim fonksiyonu i ile de gösterebiliyorlar. Ama bakın burada fx eşittir x birim fonksiyon değildir. F'in içi neyse dışının da o olduğu, herkesin kendine gittiği fonksiyon birim fonksiyondur. Yani bakın burada F'in içinde 2x eksi 3 varsa o zaman senin de buradaki denkleminde 2x eksi 3 olmalı. X kare var mı? Yok. X karenin gitmesi için hemen senin kat sayıyı sıfır yapman lazım. X artı bir sıfır. Buradan da k eşittir eksi bir. Bak arkadaşım ne oldu? Sen burayı sıfır yaparsan sıfır kere x kare gitti. Zaten de isteğim neydi? F 2 x eksi 3'ün 2 x eksi 3'e eşit olması. Bak burayı hop gömçürttüm. Devam ediyorum. Benim şimdi devam ettiğimde de isteğim x'in önündekinin 2 olması. Hemen yazalım. Eksi parantezinde m artı 3'ün ne olmasını istiyorum? 2 olmasını istiyorum. Her tarafı eksiyle çarparsam m artı 3'ün eksi 2 olmasını istiyorum. O zaman da eksi 3'ü de karşı atarsam. eksi 2 eksi 3 daha da eksi oldular. Eksi 5'i buldum. O zaman ne yaptım arkadaşım? Bak 2x'ti. Burayı 2x yaptım. Koy eksi 5'i. Eksi 5 artı 3 eksi 2 eksi eksi artı 2x oldu. Geldim son kısma. Bakın burada artı dahil, burada eksi de dahil demiştik. Buranın da eksi 3 olmasını istiyorum. N eksi 1 artının bir anlamı olmadığı için eksi 3 olduğunu gördüm. Buradan da eksi 1'i karşıya attım. Eksi 3, eksi 1 daha. Eksi 2 oldu. İşte bunu da hallettim. Şimdi bana ne soruyor adam? K artı M artı N'yi soruyor. Eksi 1 artı, hatta şöyle yapalım. Eksi 5 artı, eksi 2 oldu. Bütün hepsinin işaretleri aynı olduğu için başına eksi koydum. Eksi 1, eksi 5, eksi 6, eksi 2. Hepsini toparlarsam da ne olur? Eksi 8 olur arkadaşım. Burayı da yapmış olduk. Bakın çok önemli bir soruydu. Çok güzel bir soruydu. Fonksiyonda herkes fx eşittir x der? Hayır. Herkes kendine gitmesi gerekiyor. F2x eksi 3'te 2x eksi 3'e gidecek dedim x kare ortadan kalkacak. Bunların da katsayıları istediğim gibi olması gerekiyordu ve oldu. Fonksiyonun birinci çeşidi birim fonksiyondu hallettik. Geldik fonksiyon çeşitlerinden ikinciye. O da neymiş arkadaşım? Sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon neydi? Sabit fonksiyon fx eşittir c idi. Yani x yoktu. x olmazsa x'in yerine ne verirsem ver cevabın hep sabit bir sayı çıkardı. fx eşittir c idi. Burada ikinci bilmen gereken şey de fx fonksiyonunda sana ax artı b olarak verilirse cx artı d olarak verilirse bakın burada x'ler var. x'ler var ama sana ısrarla sabit fonksiyon diyorsa o zaman burada bunların katsayıları birbirine eşit olmalıydı. a ile c'nin b ile d'nin. Dikkat edin x'ler alt alta gelecek. Sayılar alt alta gelecekti. Unutmayın yoksa olmazdı. Şimdi buraya geliyorum. Bu ifade sabit fonksiyonmuş. Yine benim burada anlattığım geldi mi karşıma geldi. Ama bir şey dikkatimi çekiyor. 3x burada. Eksi x burada. Burada da x'in bir şeyi var ama kas sayısı ka k. Hayda o zaman nasıl yapacağız? Biz bunu bir toparlayalım ağzını burnunu. Şu moda getirelim. X'lerin başa geldiği ve sayıların sona geldiği. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bakın şurada bir ne var? Kx var. Burada da eksi x var. E, o zaman x parantezini alırsam. K eksi 1 olur. Bak x gitti k kaldı. X gitti eksi 1 kaldı. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? K eksi 1 x eksi 2 bölü burada ne var? 3 x artı 3. Gördük mü olayı? Bakın x'leri toparladım. X'ler çünkü iki tane biri bilinen biri bilinmeyendi. Onu toparladım. X'li bir terim var burada. Eksi 2. 3 x'i başa aldım. 3'ü buraya aldım. Çünkü x'ler alt alta sayıları alt alta olacaktı. Bu şekliyle bu haliyle bu bir sabit fonksiyonsa o zaman k eksi 1 bölü 3 eşittir arkadaşım. Eksi 2 bölü 3'e. 3'ler e, birbirini gömçürttü gitti. E, k eksi 1 eşittir eksi 2 ise. Eksi 1'i attım karşıya. Eksi 1 ne oldu? Artı 1 oldu. O zaman eksi, eksi 2'ye 1 eklersen ancak eksi 1'e çıkartırsın ama hala eksi de kalır dedim. K kaçtır diyordu yaptım. İkinci fonksiyonum sabit fonksiyon. O da fx eşittir c. Yani x yoktur. Bak x'in olmadığı fonksiyondur haberin olsun. Fonksiyon çeşitlerini ikinci, ikinciyi bitirmiştik. Şimdi üçündeyiz arkadaşlar. O da doğrusal fonksiyon. Peki doğrusal fonksiyon neydi? Doğrusal fonksiyonda bilmem gereken tek şey vardı. O da birinci dereceden bir bilim yani denklem gibiydi ax artı b şeklinde yazılıyordu. f ximiz ax artı b şeklinde ise. ...tabii ki de bu grafikte doğru belirtiyordu. O zaman bize ne diyorduk arkadaşım. Bu doğrusal bir fonksiyondur diyorduk. Peki doğrusal fonksiyonum ax artı b ise, f x dediğimiz şey ax artı b ise hemen yerine ax artı b diye yazarım. Bak, f eksi 3 diyor. Daha doğrusu f x eksi 3 diyor. O zaman ben x'in yerine burada x'i gördüğüm yerde a ile çarpı b'yi topluyordum. O zaman A ile çarpacağım içeridekini. B ile toplayacağım. Tamam. Şunu bir toparlayalım ağzını burnunu. Ne kaldı arkadaşım? F x eksi 3 eşittir. Ne gelmiş oldu buradan? A x eksi 3 A artı B gelmiş oldu. Hemen yazalım. A x eksi 3 A artı B geldi. Bunun da cevabı 4 x eksi 12 oldu. Bakın burası ax, x burası da ax. Oldu mu sana 2 ax Burası BB artı 2B eksi 3A oldu. Eşittir. 4X eksi 12. Şimdi yavaş yavaş toparlayalım. X var. Karşıda da X var. O zaman burası 2A burası 4 se Hemen buradan ne buldum arkadaşım? A'yı 2 buldum. A'yı 2 bulduysam hemen bir kere daha modifiye edeyim. Burası ne oldu? 4X artı 2B eksi 6. Eksi 3'ü 2 ile çarparsak eksi 6. Burası 4x eksi 12 oldu. 4x'ler zaten bilerek yazmıştık. Eksi 6'yı karşıya atarsam artı 6 geçer. Eksi 12 artı 6. 2b eşittir ne oldu? Eksi 12 artı 6. Eksi 6 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. b eşittir. Eksi 3 olmuş oldu. O zaman benim fonksiyonum ne olmuş oldu arkadaşım? F fonksiyonumu da hemen şuraya yazayım. Başka bir kalemle kırmızıyla vurgulayalım bunu f x'im ne oldu? a'yı 2 buldum. b'yi de eksi 3 bulmuştum. O zaman şu arası da artı 3 değil eksi 3 olmuş oldu. Bana f5'i soruyor soruda. Tabii ki de x'in yerine 5 verdiğim anda 2 kere 5 eksi 3'ten dolayı o zaman ne olmuş oldu? f5 eşittir hop 7 olmuş oldu. f5 eşittir 7 olmuş oldu. Olay bu. Olay bu bitti. Bu kadar. Yapman gereken ax artı 1 mi? Bak inan laf salatası yani inan tamamı alayı pataküte 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 işlemler. Lütfen gerisi basit AX AX falan filan bunları birbirine koyuyorsun yerine i̇şte işin bitiyor. Fonksiyon çeşitleri bitmiyor bir de ne vardı arkadaşım? Tek fonksiyon ve çift fonksiyon vardı ama adam sana çoğunlukla tek fonksiyon çift fonksiyon demezdi. Ne derdi peki? İşte onun için hemen şuradan kapağımızı alalım. Burada sana anlatalım. Bakın arkadaşlar tek fonksiyon demez. Çift fonksiyon demez. Peki ne der? 1. Der ki fx eşittir. 5x küp der. Artı 2x der. Ve üzeri dereceleri tek olanlar der. Derecelerin tekse sen tek fonksiyonsundur. Ama derecelerin çiftse fx eşittir. 4x kare varsa artı ne varsa bir de 5 varsa mesela. Çünkü bunun, üzeri, bunun da derecesi 0'dır. Veyahut da burada artı 7x üzeri 4 varsa. Senin derecelerin çiftse bakın bu yazılmaz. Yani burada sabit koyamazsın ama bunda koyarsın. Çünkü bu x üzeri 0 1'dir. Sabit koyulabilir çift fonksiyonda ama bunda koyulmaz. İşte sana adam denklemi verir. Sen bunun tek çift fonksiyon olduğunu anlarsın. ...ya da denklemi vermez... ...denklemlerde çiftleri sileceksin... ...burada da tekleri sileceksin... ...2... ...senin bilmen gereken şey... ...f'in içinde eksi x koyduğunda... ...tek fonksiyon f'i kusar... ...bak eksi'yi kusar özür dilerim... ...eksi'yi dışarı atar... ...ama... ...çift fonksiyon ne yapar... ...hop eksi'yi yutar... ...neden yutar eksi'yi... ...çünkü çiftler ya... ...çiftler eksi x koyduğun anda... ...eksi'yi absorbe edecek ve ne yapacak? Cevabın hepsinde eksilerle artlar aynı olacak. O zaman f(x) eşittir x olduğunu söyledik. Bir de tek fonksiyon orijine göre simetriktir. Orijine göre simetri vardır ve de çift fonksiyonda da nedir arkadaşım? Y'ye göre simetri vardır. Y'ye göre simetri yazdım. Tek fonksiyon çift fonksiyonla ilgili adamlar sana söylemezler. Bu dördünden, üçünden birini verirler ya da tek çifte diyerek söyleyebilirler. Aklında olsun. Geldim buraya. Y, y, fx fonksiyonu y eksenine göre simetri. Hop y eksenine göre simetrisi arkadaşım. Bu neymiş? Çift fonksiyon. Çift kuvvetler. Eksi x'i koydum mu aynen yutacak. Bir de y'ye göre. O zaman bu çift fonksiyonsa arkadaşım f eksi x, f x birbirinin aynısıdır. O zaman ben buraya iki tane fx. x eksi x kare çarpı f x Bak f eksi x'in yerine f x yazabiliyorum. x üzeri 4 artı 5 x kare artı 4 yazdım. F 2'yi koy diyor sana. Koy kardeşim yerine f 2'yi. Yani 2 koy x'in yerine. 2 koyarsam ne oldu? 2 f 2 eksi 2'nin karesi 4 çarpı f 2 eşittir. 2'nin 4. kuvveti 16 artı 5 çarpı 2'nin 2. kuvveti 4 artı 4. Geldim buraya. 2 tane f 2 Eksi 4 tane F2 eksi 2 tane F2 eder. Karşıda ne var? 16, 20 daha 36, 4 daha 40 etti. Burayı da halletmiş oldum. Devam edelim. Her tarafı eksi 2'ye bölersen bunlar birbirini götürür. F2 eşittir. Eksi 2'ye bölersem 2'ye böldüm mü 20'dir. Ama artı eksiden dolayı eksi 20 oldu. Gördün mü? Y fonksiyonu ne dedi sana? Hemen çift y eksenine göre simetrik dedi pardon. O da nedir? Çift fonksiyondur. Çift fonksiyonsa gördüğün gibi fx ile f x birbirinin aynısıdır. Ben de hemen zaten buraya yazdım onu dedim. Bitirdim. Her, hepsini güzel bir şekilde yaptık. Bir sıkıntımız yok şu an. Devam edelim. Bak adam sana ne diyor? Orijine göre simetrik. Bunun yerine tek fonksiyonda diyebilirdi sana. Ya da şunu diyebilirdi. F eksi x eşittir. Eksi f de diyebilirdi. Buradan da tek fonksiyon olduğunu anlıyorduk. Ya da bir denklem verildiyse Orada tek kuvvetlerin olması gerektiğini biliyordum ben. O zaman nedir? X üzeri 4 olamaz. Olamazsa varsa onun kat sayısı 0'dır. Kat sayısı 0 M eşittir eksi 2'ymiş. O zaman burada M eşittir eksi 2'yi koyarsak. Eksi 2x küp varmış burada. Bakın çift fonksiyon olamaz. O zaman bunun kat sayısı 0 olacak. Önündeki eksinin bir anlamı kalmayacak. N eksi 3 eşittir 0 olacak. N buradan 3 çıkacak. Mükemmel. Geldim buraya yazarsam da 3 artı 1 4. Önünde de eksi var. Eksi 4 x geldi. O zaman bakın benim denklemim ortaya çıktı. Burası birbirini götürdü. 0 kocaman bir tane. Burası götürdü 0. Elimde ne kalmış? fx eşittir. Eksi 2x küp kalmış. Bir de eksi 4x. Bakın tek fonksiyon. Üstler tek mi? Tek. O zaman bana da f m artı neyi soruyor? f'in içinde neyi soruyormuş bana? M eksi 2 N de 3'müş. E, o zaman bana ne soruyormuş? F1'in kaç olduğunu soruyormuş. Koy F1'i kardeşim. F1 eşittir. Eksi 2 çarpı 1'in kübü. Eksi 4 çarpı 1. Buradan da ne çıkar? Eksi 2 eksi 4'ten dolayı eksi 6 olmuş oldu. Ve bu güzel soruyu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Çok güzel sorular. Çok güzel özet yapıyoruz. Gerçekten de Tonguç Akademi farkıyla ne yapıyoruz şu an? içinden geçiyoruz. Fonksiyonları zaten parça parça, kısım kısım anlattık. Ama şimdi bir de üzerine full tekrar artı bak tekrar ediyoruz. Artı ne yapıyoruz? Bütün soruları da çözüyoruz farklı farklı soru tarzlarında yine tekrardan görüyoruz. Soru fonksiyon çeşitleriyle alakalı hangi fonksiyon hocam parçalı fonksiyonu görüyoruz şu an. Bir de bileşke var. Parçalı fonksiyonda ne vardı? Kırılma noktaları bizim için kritik noktaydı. Kritik noktaydı. Bakın 4'ten büyük diyor. Eksi 2 ile 4 arası diyor. Bakın bütün sayıları vermemiş. Ne diyor? 4'ten büyük diyor. 4'ten büyük burası. E, eksi 2 ile 4 arası burası. E, eksi 2'den küçükler de burası. Bizim fonksiyonumuzu üç parçaya bölmüşler. Ve ayrı ayrı alt fonksiyonlar vermişler. Bileşke neydi peki? Bileşke de f fonksiyon g'nin ya da f bileşke g'nin pardon özür dilerim. Sadece yapman gereken, bilmen gereken içeriye atıyordun. Başka hiçbir sıkıntı yoktu. Burada da adam sana ne soruyor? F'in içinde F'in içinde F eksi 2 diyor arkadaşım. Bak senin yapman gereken tabii ki de her zamanki matematikte olduğu gibi en içten başlamak. F eksi 2. Eksi 2'ye eşitlik nerede ya da hangi aralığa giriyor eksi 2? Bakın buraya geliyor. O zaman benim denklemim bu. X'in yerine hemen şuracıkta bir eksi 2 koyalım. Eksi 2 koyarsam 3 eksi. Eksi eksi artı oldu bu arada. Artı 6 hop 9 oldu. O zaman bak f hala duruyor. İçerideki f hala duruyor. F eksi 2 neye eşit oldu? Denklemi buydu. Hemen koydum. Hop f 9 eşit oldu. Şimdi yapmam gereken f 9'u bulmak. Yani x'in yerine 9 koymak ki gördüğün gibi 4'ten büyüktür. Bu bölgede bu bölgede ise alt fonksiyonu bu olduğu için 9 koyacağım x'in yerine. 9'dan 9 çıkarsa o zaman 0 oldu burası ve bitirdim. F 0'ı soruyor bana. Eksi 2 ile 4 arasında mı? Kesinlikle 0 nerede? Bu arada o zaman alt fonksiyonumda burası 0 artı 5'ten dolayı o zaman cevabım 5 olmuş oldu. Aman Allah. Gerçekten de hem bileşkiyi hem parçalı fonksiyonu bir soruda birleştirdik. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Tamam mı demiş adam. Biz de onu söyledik ve geçtik. Şimdi fonksiyonlarda bileşkeden devam edelim. Bileşke ile ilgili bilmen gerekeni biraz önce söyledim. Başka hiçbir cacık yok. Bak nasıl hocam sana sorulan şey F içinde G4 arkadaşım. Fok diyor ya Fog 4 diyor F'in içinde G4. Bu kadar. Kem Aslan'ın yaptığı gibi yaptık. Bakın şimdi bize G4 lazım. Bakın bize G4 lazım 4. G'nin 4 olması için Şuradaki 3x artı 1'in 4 olmasını istiyorum. At 1'i karşıya 3x eşittir 3 istiyorum. x eşittir 1 oldu mu? Oldu. x'in yerine 1 koyarsam burada x'in yerine 1 koyarsam 3 kere 1 3 1 daha 4. Bakın çok güzel bir şekilde g4 oldu. Ama ne zaman oldu? Bir daha söylüyorum. x'in yerine 1 koyarsam. E burada da koyacağım. 1 eksi 2 o zaman ne oldu? G4 eşittir eksi 1 oldu. Bakın sakın sakın. Hocam G4'ü soruyor. 3 kere 4 12. Bir daha. Hayır arkadaşım. X'in yerine 4 koy demiyor. G'nin içinde 4 diyor. G4'ü soruyor. G'nin içinde X'in yerine 4 koy demiyor. G'nin içinin 4 olmasını istiyor. İçini aldım 4'e eşitledim. Bak ne buldum şu an? G4'ü eksi 1. Bir önceki soru gibi. Yapıştır kardeşim. G4'ün yerine eksi 1'i. Adam sana F eksi 1'i soruyormuş. Ama F'in içine baksana. Burası karman çorman. Ne yapmamı istiyorum? F'in içine eksi 1 yapmamı istiyorum. Yapayım kardeşim. X eksi 2 eşittir eksi 1. At eksi 2'yi karşıya. Eksi 1 artı 2 oldu. O zaman x eşittir ne oldu? 1 olmuş oldu. X'in yerine 1 koyduğum anda bakın koyalım hatta. F 1 eksi 2. Tabii ki de her yerde koyacaksın biri. 2 çarpı 1 eksi 1. O zaman ne oldu? Burada tabii ki de ilk önce çarpma yapılır. Sakın sakın kaçırma onu. F eksi 1 eşittir. 2 kere 1 2 1 çıktı. 1 kaldı. O zaman bu kocaman sorunun cevabı küçücük 1'miş arkadaşım dedim. Ve bu soruyu da güzel bir şekilde bitirdim. Bak önemli olan neydi? F'in içine G'yi atmaktı. Veyahut da tam tersi. Bileşke neyse ona göre. F'in içinde G'yi atacaktım bu soruda. Çünkü bileşke G4'ü soruyor. İçeri attım. Başka hiçbir action yok bu konuda. Başka bir tarzda bileşkeye gelelim. Bakın burada da yine aynısı. Ben bildiğimi yapacağım. F'in içine GX'i atacağım. Burada bana ne diyor? GX'in kübü diyor. Bunu da düzgün yazayım. Eksi 2 tane GX'in karesi diyor. Eksi 1 diyor arkadaşım. Bak adam sana F'in içinde ne varsa bak F'in içinde ne var? Kapatıyorum şunu. Ne var için F'in içinde? X olsa buradaki X'leri yerine koyarım. Bunun içinde ne var şu an? GX var. E burada da GX var. Burada da gx var. Hani sen x'in yerine 5 koyuyorsun da x'in bütün her yerde yerine 5 koyuyorsun ya. Aynen burada da gx'i al bunun içinden. Al kardeşim. Bak al içinden aldın. Ne koy yerine? x'i koy. fx eşittir. gx'i al yerine x'i koy. x küp. gx'i al yerine x'i koy. x kare eksi 1. Bitti. Bak GX'in yerine bunu koydum. Ya da şöyle de yapabilirdin. Adam sana Fx, FX3'ü soruyor. GX'in yerine eksi 3 koy. Eksi 3 koy. Eksi -3, e 3 koy yap. Aynısı. Fark eden hiçbir şey yok. Ben şimdi X'e çevirdim. Ben de şimdi koyacağım arkadaşım. A'da koydum. F e 3 eşittir. Eksi 3'ün kübü. Eksi. Eksi 3'ün karesi. Eksi 1. Hemen toparlayalım. Eksi 3'ün kübü. Tek, tek olduğu için üssü. Eksi kalır. 3'ün kübü 27. Burada çift olduğu için önündeki eksi hala duruyor ama içerideki eksi artı oldu. 3'ün karesi 9. Bu da tamam. Burası da eksi 1. Eksi 27 eksi eksi 9. Eksi 36. Eksi 1 daha. Eksi 37 olmuş oldu. Ve bu soruyu da bitirmiş olduk. Çok güzel bir soru. 2 tane müthiş soru. F'in içinde ne oldu önemli değil. Dışarıdakilerde aynı simgeler varsa ona göre hareket edersin. Burası G küp X diyor. Hayır G X'in kübü. Tabii ki de buraya yazarsan olmaz. Güzel hoş gözükmez diye üstlerde fonksiyonların üstlerinde böyle araya koyarlar. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Bileşke tersi sonra da grafikler vardı. Ben şu an ne yapacağım? Hem bileşke hem de tersi konusundayım. Tersinde bilmen gereken şey şuydu. Fx eşittir mesela. Fx değildi. F3 eşittir 5 ise hemen ne diyordun? Cevabı içeri atıp İçeridekini dışarı atarsan sen fonksiyonun tersini almış olacaktın. Ona göre hareket edeceğim şimdi. Çok dikkat bakalım dediğim olacak mı? Burada sana tersini vermiş. Altta da bileşkenin tersini vermiş. Bileşkenin tersini unutmayalım arkadaşlar. Bileşkenin tersini almak demek her iki tarafı darmadağın etmek demek. Her tarafı bak nasıl hem yerlerini değiştiriyordum hem de ikisinin de tersini alıyordum. O zaman burada anlatmak istediğimize bize ne? G'nin tersinin tersi kendisidir. G'nin G bileşki F'in de tersi. Hem yer değişti. Hem yer değişti. Hem de ne yaptım arkadaşım? Güzel bir şekilde yerine yerleştirmiş oldum. Şimdi çok dikkat edin. Burada ne var arkadaşım? G'nin içinde F'in tersi X var. O da neymiş? 2X artı 5'miş. Bakın. Acayip dikkat edin şimdi. Bana adam G'nin tersini vermiş. Ben de burada elimde böyle bir ifade var. G'nin içindekini dışarıya, dışarıdakini içeri atarsam G'nin tersini bulurum. İçerideki ne? F'in tersi dışarı çıktı. İçer, dışarıdaki de içeri girecek ama girerken G'yi de tersi yapıyorum. 2x artı 5 yaptım. Bak müthiş yaptım. Şimdi çok dikkat edin. Adam bunun cevabının bu olduğunu söylüyor. Soru da zaten bana bu. O zaman G'nin tersinde bakın X'i ne yapıyor adam? 3 ile çarpıp 1 çıkartıp 2'ye bölüyor. Yani X dediğim şey X. G'nin tersinin içindekini. Bu sefer G'nin tersinin içinde bu var. X'in yerine koyalım o zaman. 3 çarpı içerideki 2X artı 5 eksi 1 bölü 2 eşittir. Bu ne olacak? E bu da zaten buna eşitti. O zaman f'in tersi x eşit. Bakın bunu bir daha söylüyorum. G'nin tersinde içeride x varken 3 katını alıp 1 çıkartıp 2'ye bölmüş. İçeride artık x yok. 2x artı 5 var. 3 katını aldım. 1 çıkarttım 2'ye böldüm. İşte bunu yazdım. E bu da buna eşitti. Bana da zaten onu soruyordu. Hemen patlatalım o zaman. 6x artı 15 eksi 1 daha artı 14 bölü 2 eşittir f'in tersi x. Buradan da bu iki ikisini de bölebiliyor. O zaman ne oldu? 3x artı 7 eşittir f'in tersi x. Üf. Müthiş. Gerçekten bomba sorulardan biri olmuş. Gerçekten çok iyi bir soru. Ama lütfen unutma. Geri ve zamanı geldiğinde içeride ne olursa olsun dışarı atıp dışarıdakini de içeri atabilirsin. Bak g'nin tersini vermiş. Attığım anda g'nin tersine ve soruda benden istenen f'in tersine geldi. F'in düzünü sorsaydı o da kolaydı. Hemen buraya Y deyip ne yapacaktın? X'i yalnız bırakmaya çalışacaktın ve olayı patlatacaktın. Geldim fonksiyonlarda bileşke sorularından ve ters sorularından bir başkasına. Bakalım nasıl yapabiliriz? Hemen ilk önce şurada bir ters var. Onu bir toparlayalım. F fonksiyon ne yapıyordu ters? Darmadağın ediyordu. F'in tersini başa atıyordu. G'yi de sona atıyordu. Böyle bir şey geldi elime. Ve burada da x var. Burası da ax-1. Ve en önemli özelliklerden birinde bileşkede tersiyle kendisi bileşke olursa birim fonksiyon olur. Birim fonksiyon etkisiz elemandır bileşkede. O yüzden benim elimde ne kaldı? g'nin tersi x eşittir. ax-1 kaldı. E ben neyi biliyorum? Bak ben neyi biliyorum? Hemen yer değiştir. g'nin tersinde 3'ün ...cevabının 5 olduğunu biliyorum. Bak G'nin tersinde 3. Yerine koyalım. G'nin tersinde 3... ...eşittir. X'in yerine 3 koydum. 3A-1 G'nin tersi 3, 5'ti. 5 eşittir. 3A-1 Eksi 1'i karşıya attım. Artı 1. Her tarafta 3 var. O zaman ne çıktı arkadaşım? A eşittir. 2 çıktı. Bak A2 ise... ...hemen yerine koyacağız. Nerede? Tabii ki de burada koyduğum anda G'nin tersi x eşittir. 2x eksi 1 diye bir şey çıktı ortaya. Bakın burada yerine koyacağım. Çünkü A'nın bilinmediği yer burası. Evet çok kolay oldu. Bana da eksi 3 soruyormuş. G'nin tersinde eksi 3 eşittir. Ne çıktı? 2 kere eksi 3 eksi 1. O zaman ne oldu? G'nin tersi eksi 3 eşittir. Eksi 6 eksi 1 daha. ...eksi 7 olmuş oldu. Bakın müthiş kurallar. Neydi? Bileşke ile kendisi... ...işleme girdiğinde birim fonksiyon... ...birim fonksiyon bileşkede etkisiz elemandır. Patlattım. Yaptım. Sonrasında da hemen ne yaptım? Bakın G5 üçtü, G'nin tersi 3 5 dedim. Niye? Çünkü G'nin tersini vermiş bana. G'nin tersini soruyor. O zaman bu adımın ...terse döndürürsem çok da güzel bir soru... ...yapmış oldum. Arkadaşım yaklaşık 30-32 dakika... ...33 dakika oldu ve elimde üç tane süper grafik sorusu var. Bayılacağın sorular bence. 3 tane kafa karışıklığı soru. 1 fx sorusu ama içerisi farklı. 2 fonksiyonun grafiği f-x fx-2. Bir de arkadaşım fonksiyonun grafiği bileşke. Ya ben sana bir söyleyeyim mi? İddia ediyorum. Bundan daha iyi YouTube'da fonksiyon soru çözümü 10. sınıf yok diye iddia ediyorum arkadaşım. Ben iddia ediyorum. Çünkü bu kadar kapsamlı, bu kadar özetli ve bu kadar soru çeşitliliği ve manyakça sorular ya. Baksana abi fx var f'in içi farklı. Grafikte f'in içi farklı. Grafikte bileşke vermişiz. Daha bundan ötesi var mı? Bence yok. Mükemmel. Lütfen beğendiyseniz yorum yapın. Like butonunu kırmayı unutmayın. Ama beğenmediyseniz de veya hatta kötü ya da iyi yorumunuz varsa yorumlara yazın. Bak YouTube'u bu yüzden seviyorum. Herkes serbest. Aşağıya istediğini yapabilirsin saygı çerçevesinde olduğu sürece sınırları aşmadıktan sonra yani küfür veya da absürt şeyler olmadıktan sonra istediğini yaz. Biz de bütün yorumlara bir cevabımız var. Kötü yorum yapıyorsan kendimizi düzeltmeye çalışırız. İyi yorum yapıyorsan da mutlu oluruz. Daha azimle şevkli çalışırız. Tabii ki de YouTube'un şanındandır. Like'lar ve yorum atmak arkadaşlar. Unutmayın. Devam edelim şimdi. FX fonksiyonu verilmiş. Bana da burada zımbırtılar var. Bak Tonguç Akademi izliyorsan Sabit Hoca'yı dinliyorsan sen grafikleri pat 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 yaparsın. Niye? Nokta yapıyorsun nokta. Bu nokta ne arkadaşım? X'i 2, Y'si 4. Bu nokta ne? Y üzerindeyse arkadaşım, Y'nin üzerinde X yoktur. X'i 0, Y'si 1. Bu nokta ne? X'in üzerindeyse, X'in üzerinde X vardır, Y yoktur dedim. Bakın, bunların anlamı ne? Grafiğim neyse, burada X'in yerine yazacaklarım bunlar. Yani x'in yerine 2 yazarsan cevabın 4'tür. x'in yerine 0 yazarsan cevabın 1'dir. x'in yerine eksi 1 yazarsan cevabın 0'dır. O zaman ne diyorum arkadaşım? Pataküt'e dalacağım şimdi. Çok iyi izle. F'in tersi 4. Yani cevabı 4 olan ne? Ya da 4'ü içeri atmak. F4, F'in tersi 4 eşittir 2. Hop, buraya 2. Artı. F'in tersinde 0. Bak cevabı sıfır olana bakıyorsun. F sıfıra değil. Neden? Bu içeri bu dışarı. F'in tersi sıfır eşittir eksi bir. Hop burası eksi bir. E o zaman burası eşit ne oldu arkadaşım? 2 artı eksiden dolayı eksi. 2 eksi birden dolayı cevabın bir olduğu. Peki bunu bir güzel yazalım. Mavi kalem mavi çok oldu etrafta. Biz neyle yazalım? Yeşille yazalım. Ortalığı şenlendirelim. Bak f'in içinde 2x artı 6 eşittir. Cevabım 1. Cevabın ne zaman 1 oluyordu arkadaşım? İçerisi 0 Bak cevap 1. F'in içi 0 olduğunda oluyordu. F'in içi 0 olduğunda 1 oluyorsa o zaman burayı 0 yaparım. O zaman 2x eşittir ne oldu? Eksi 6 oldu. X ne oldu? Eksi 3 oldu. Hoppala paşam. Malkara keşan. Al işte bu kadar. Müthiş bir grafik özet sorusu basit mi? Evet ilk aşama basit soru seçtim. Belki de sana açıklayıcı güzel soru olmuştur. Ya hocam neresi basit bu zor oldu benim için diyorsa hiç sıkıntı yok. Grafikler videosunu bir daha izle. Gel bu soruyu biraz daha ayrıntılı bakalım. Bak sen dediğim gibi Tonguç Akademi Samet Hoca izliyorsan olayı bilirsin. Ne yapacaksın? 4'e 6. X'in yerine 4 cevapta 6 olacak. Burası ne? Y'nin üzerinde X yoktur. 0'a 3 dedik. Şurası ne şurası? Burada da x'in üzerinde y yoktur. Eksi 3'e 0 dedik. Bu nokta neresi arkadaşım? Bu noktada x'i eksi 5, y'e eksi 3'tür. Bak 4'e 6, 0'a 3, y'nin üzerinde x yoktu. 0'a 3'tü. Burada da x'in üzerinde de y yoktu. Eksi 3'e 0, bu noktada eksi 5'e eksi 3. Devam ediyorum. Şimdi bakın. Biraz önceki soruda yaptığım gibi. Lütfen, lütfen dikkat buradaki adam F4 değil. Bu adam X'in yerine 4 koymaktır. Lütfen dikkat et buraya. X'in yerine 4 koydun. 4'ten 2 çıktı. 2. O zaman F2 6'dır. Nokta net. Devam. Burada ne koyacağım? X'in yerine 0 koyacağım. Koydum. F-2 eşittir. 3'müş. Devam ediyorum. Ne yapacağım? X'in yerine eksi 3 koyacağım. Eksi 3 eksi 2. F eksi 5 eşittir sıfırdır. Buraya geldim. X'in yerine eksi 5 koyacağım. F eksi 7 eşittir. Eksi 3'tür. İşte bu kadar. O zaman ne dedim arkadaşım? Bunları yaptım. Şimdi çok dikkat. F'in tersi 3. Yani cevabı 3 olan şey nedir? Hemen içeri attım. Cevap da eksi 2 çıktı. Şurası kocaman bir eksi 2. Şuraya yazmak istiyorum. Artı. F2'yi soruyor. F2 zaten kendiliğinden 6'ydı. Devam. F'in tersi 6. Bak F'in cevabı 6 olan şey nedir diyor. Ben bunu böyle de okuyorum. Bak F'in tersi 6 ne ya? F'in cevabı ne? Bak F'in tersi 6. F'in cevabında 6'ya bakıyorum. O da kocaman bir 2'ymiş. Yazdım. Artı değil burası. Eksi. Allah. Linç tayfa var ya. Of 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 of. Linç tayfa hazır bekliyor böyle. Oyun yanlış. Hocam yanlış. <laughs> ya bir dur arkadaşım sakin ya. F'in tersi. F'in kendi eksi 7. Burası da eksi 3'müş dedim. Geçtim. Burası ne oldu? Eksi 2 artı 6 artı 4. 2 eksi eksiden dolayı artı oldu. Cevabımda 4 bölü 5 buldum. Gerçekten bakın çok kilit noktalara değiniyoruz. İlk soru bir tık basit. İkinci soru kafa yakıyor. Yakma diye bir şey yok arkadaşım. Noktalar X'i yerine koymaca ve cevaplardır. X'i yerine koyacaksın. Olay bitti. Ve son soru artık olayı çok net anladın sen. O da ne? X'i yerine koyacaksın ve cevabı yazacaksın. Bak bildiklerimi yazıyorum. Burada bir nokta var bilinmiyor. Umurumda değil. Bu nokta ne arkadaşım? Bak bu nokta ne? Bu nokta x'i 2 y'si 3. Bu nokta y'nin üzerinde ise x yoktur. Y'si eksi 2. Bu noktada x'in üzerinde ise ne yaptık biz ya? X'in üzerinde ise x'i vardır, y'si yoktur. Başka da bildiğim hiçbir nokta yok. Bu arada benim fonksiyonum bileşke fonksiyonu olduğu için hemen altına gömçürtüyorum. Bak f'in içinde x'in yerine 2 koy. f'in içinde g(x) ya bu. Bu noktaları koyacaksın sen şimdi. Bak koyalım yavaş yavaş. f'in içinde g2 Cevap 3. Geldim buraya. F'in içinde G0 cevap eksi 2. Geldim buna. F'in içinde G eksi 2 cevap 0. Bakın arkadaşlar yine söylüyorum. Bunlar X'in yerine koyulacaklar. Burada hangi fonksiyon olduğu benim için önemli değil. Bileşke olur, tersi olur, zart olur, zurt olur. Hiç fark etmez bunları yaptım. Bak şimdi. Ne diyor bana? F2 eşittir G2 eşittir 6'ymış. Hemen yazayım o zaman. G2 eşittir 6 ise koyabileceğim tek yer burası. Yani F6 3'müş. Elimde böyle bir done var. Yani bir bilgi var. Bak şimdi. G6, G2 6'ymış. F6 3'müş. Tamam gelip burada bir yerleştirmeye çalışalım. F'in tersini mi vermiş adam bana? Vermiş. Peki nasıl? Burada F var, F'in tersi var. O zaman onu da şuraya yazayım dikkat. F 6 3 ise F'in tersi 3 6'dır. F'in tersi 3 6'dır. Çok dikkat şimdi. Bakın burada F'in tersi bu, cevabı da bu. F'in tersi 3 olması için cevabın 6 oluyor. Peki cevabı 6 yapan kim? X'in 4 olması değil mi? Bakın cevabı 6 bulduk. O zaman buraya da 4 yazdım. E benim içerim eksi 3, içerim 3 olunca ne oluyordu? Bunun cevabı 6 çıkıyordu. Bakın F'in tersi 4 eksi 1'den dolayı 3 eşittir. Ne çıktı? 6. F'in tersi 3 6 mı? Evet 6. Bu soruyu şöyle de yapabilirsin. Bak bu birinci yöntemdi. Siliyorum. Bu birinci yöntemdi. Siliyorum. Birinci yöntemde siliyorum. Burada ters aldık ya. Şunu düzeltmeye çalışırsan. Mesela bak bu da hoşuna gidecek bazıların. Bunu düzeltmeye çalışalım. Çünkü tersini vermiş ya. Bak tersinde hop cevap içeri. Tersinin tersini alıyoruz ya. Cevap içeri bu dışarı çıkarsa tersinin tersi kendisidir. Bak bana ne diyordu? F6 3 diyordu. F6 olması için buraya x'in yerine 4 koydum. x'in yerine 4 koyarsam burada da 4 koymam lazım. Cevabım da 3 olacak. Bak burası F6 oldu. F6'nın cevabı 3'tü ya. 4 artı A'nın 3 olmasını istiyorum. Tabii ki de 4'ten 1 çıkması lazım. O zaman A'nın da ne olduğunu biliyorum tekrardan. A'nın da eksi 1 olduğunu biliyorum. Lütfen hangi yol kafana daha çok uyuyorsa, hangisini istiyorsan onu yap. G2 bana yol gösterdi. Oradan bir F buldum. F'ten de yürüdüm. Tersini istemiş. ister bursan ters yap. ister tersin tersini al. Bu dışarı bu içeri yaparsan tersinin tersi kendisidir. F'i yaptım. Arkadaşım müthiş oldu ya. Gerçekten müthiş oldu. Buna benzer soruların ve konu anlatımın oldu. Sıfırdan ona ona kitabımızda. Lütfen dediğim sayfaları sakın kaçırmayın. Ödevinizi yapın. Çok güzel sorular var. Ayrıyetten de Dinamo kitabında da yine bak fonksiyon kavramı benim biraz önce size yaptığım soruya benzer bir soru var. Bunları yapın. Yapamadıklarınızı lütfen kare okutun. Bayağı bir video anlattık. Bayağı bir ders yaptık. Artık ne yaptık? Fonksiyonu sonlandırdık. Bakın Tonguç Akademi yine söylüyorum sizin için. Sizin için var arkadaşlar. Yorumlar çok dikkatli okunuyor. Lütfen yazın. Fonksiyon soru çözümü. Bakın polinoma da geçebilirdik. Bu hafta zaten pazartesi gün sizle video yaptık. Canlı yayın yaptık. Ama ona rağmen bir tane daha video koyduk bu haftaya. O da soru çözümü. Çünkü sen değerlisin. Matematik değerli. Matematik fazla yapıp Türkiye'de, Türkiye şartlarında e, matematik yapan kazanıyor. O yüzden biz de sana bir video daha attık. Aklında olsun arkadaşım. Her şey senin için. Biz de senden bir şey istiyoruz. O da şu ödüllü soru. Çift fonksiyon, tek fonksiyon. Sana anlamını söyledim. Hadi bakalım cevaplar yoruma. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.